Senelerdir, senelerdir bir sürü oyunlar oluyor. Evet. Zor bir dönemden geçiliyor doğru. Doğru. Ama ama Müslümanların da bir algısı var, bir anlayışı var, bir basireti var. Ortalık berbat bir hale doğru gidiyor yani. Bunu örtmeye ne kadar çalışsanız da bu kendini gösteriyor. Ne kadar daha kendinizi kandıracaksınız? Okullar bozuldu dedik. Sabır dediler. Ne diyorlar sağduyulu oğlum sabırlı olun tamam okullar bozuldu senelerdir diyoruz ki ya bu okullara dini eğitimi adam gibi koyun adam gibi koyun adam gibi koyun ki imansız inse bir insan onu doğru dürüst yönetemezsin düzeltemezsin onu Allah inancı kalbinde olmayan adamı okulları düzeltin doğru dürüst derslere getirin bunu dersler getirin bunlara. Eğitim getirin bunlara. Yapamadılar bir türlü. Orası öyle kalsın. Ya siyasetin içerisinde yozlaştı her şey arkadaş. Kimsenin hizmet için siyasi olduğu yok. İnsanlara hizmet etmek için belediye başkanı olduğu yok. Herkes yemek için bir şeyler bir noktalara gelmeye çalışıyor ve hizmet edecek adamlar seçilmiyor. Parayı çok getiren adam seçiliyor. Bak burayı düzeltin. Bunlar yanlış. Orayı da geç. Esnafın hali. Orayı da geç. Orayı da... En son arkadaş. Diyanet bitmiş. Senelerdir söylüyoruz. Bundan 4 sene önce Ergenekon için değil mi? Askeriyede tasfiye yapıldı. Bundan 10 kat fazla dedik ta o zaman. Diyanetin içinde tasfiye lazım. Çünkü bu insanlara dinini öğretecekler bunlar. Bunların dini yok ki. Hangi dini öğretecekler? Kafalarına göre din yazmışlar, din çizmişler ya. O okuldaki hocalar daha önce sohbetlerde de söyledik. Batıklar, bitikler. Ehli sünnet akidesiyle alakaları yok. Sen ona çocuğunu göndereceksin. Bir de ne diye gönderiyorsun? İmam Hatip diye gönderiyorsun. Hoca saçmalıyor tamamen. Öteki ilahiyata gönderiyor. Saçmalıyor ha işte. Daha geçen sohbette söyle ilahiyatı Mustafa Öztürk. Cihad ayetlerini Resul-i Ekrem koymuştur manasına getiren sözler. Sen buna göndereceksin çocuğunu. Bu ona din öğretecek ya. Ondan sonra kızınca niye kızıyorsunuz? Arkadaş batıyor her şey. Seni uyarıyoruz biz. Batırdınız her tarafı yani. Ya da batmasına izin verdiniz. İkisinden birisi. Bu kör baktığınız noktalardan çekin artık. Gözlerinizi de doğru bakın yani. Ya da bakacak zevatın etrafına yine oturun. Koskoca Osmanlı padişahları. Bak Sultan Abdülhamid Han zekasına herkes hayran. Müslümanı da gayrimüslimi de. Ne yapıyordu mübarek? Yine meşayih-i kiramın önünde oturuyorlardı onlar. Demiyorlardı ben bu kadar zekiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Edeple. Edeple gelip yine o huzura oturuyorlardı. Çünkü biliyordu orada bereket gelmese yol yürümez. Oradan bereket gelmese yol yürümez. Dördüncü murat. Cennet mekan. Hazretleri geliyor şeyiyle, lalasıyla kimi ziyarete? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Kuddisesi Ruhul Ali. Ne diyor şey? Kapıya vuruyorlar <laughs> dergahın. Kimdir diyor derviş? Başlıyor lala saymaya. <laughs> Yedi ikli min hakanı. Tamam <laughs> Muradi Rabi Efendimiz geldi diyor. Burası sultan kapısı değil diyor. Derviş içeriden kapıyı bile açmıyor. İçeriden sesleniyor. Tamam Sonra bu sefer sen dur diyor. Sultan. Vuruyor tekrar kapıya. Kimdir diyor derviş. Şeyhimize söyleyin Murat kulu geldi diyor. O zaman kapı açılır. O zaman kapı açılır. Ya siz şimdi bize diyoruz ki şeyhimizin huzuruna gidin. Deyin yani. Yedi iklimin hakanım Yeter ki gidin diyoruz ya. <laughs> Yedi iklimin hakanı mıyım? Yok bilmem şu muyum bu muyum? Ne sayarsan say git o huzura bir otur ya. Bir otur da bir etraf nedir gör. Nasıl gidiyor? İşler nasıl bozuldu? Bunları bir gör. Bu kadar kör mü bakışlar yani? Bu kadar kör mü arkadaş? Her şeyi. Her şeyi görüyorlar. Birileri devletin tersine bir şey söylendi mi hemen pat uyarı geliyor. Ama dinin tersine söyleyende sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Aynı görevlerine devam ediyor. Terfiye bile alıyorlar ya.